Herkese merhaba, ben Alp Gürsoy. Bu hafta biraz daha kısa ama işinize yarayacağını düşündüğüm bir bölüm ile karşınızdayım. Her sene yeni çıkan telefonlarda daha fazla donanım ve daha büyük bir ekran bulunuyor. Doğru orantıda pil boyutları da büyüse de yine de tam istediğimiz sürelerde telefonları kullanamadan şarjı bitiyor. Bunun önüne geçmek ve telefonlardan bir nebze daha iyi bir pil performansı almak için birkaç yol mevcut. Gelin şimdi neler yapabilirsiniz, bunlar hakkında konuşalım. Bu arada bahsedeceğim tüm tüyoları hem Android hem de iOS için uygulayabilirsiniz. Şimdi en başta söyleyebileceğim, telefonun ekran parlaklığını bir kontrol altına alın. Telefonla eğer böyle güneş altında dışarıda bir yerde uzun süre vakit geçirecekseniz telefondaki bulunan otomatik parlaklık özelliğini kesinlikle kapatın. Şimdi ne alaka derseniz, bu otomatik parlaklığın en büyük özelliklerinden bir tanesi, siz böyle güneş altındayken normalde kendinizi manuel olarak çıkartamayacağınız bir yükseklikte parlaklığa getiriyor telefon. Bunu yapması mantıklı çünkü güneş altını görmenizi sağlamaya çalışıyor haliyle. Ama zaten bu özelliği manuel olarak ayarlayabilseydiniz telefonun pilini su gibi içerdi zaten. Bundan dolayı size yeterli gelecek seviyelerde parlaklığı manuel olarak ayarlarsanız pil performansında ciddi oranda artış görebilirsiniz. Bir de artık telefonların ekran çözünürlükleri 1080p'den 2K'ya ve hatta 4K'ya doğru gidiyor. Eğer sizdeki yüksek çözünürlükte olanlardan ise GPU fazla zorlamaması ve ekstradan pil harcamaması için daha düşük çözünürlükte kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Zaten genelde dikkat ederseniz yüksek çözünürlükteki ekranlara sahip telefonlar fabrika çıkışlı 1080p'ye ayarlı olarak geliyor. Bunun nedeni de en optimize pil performansını size sunabilmesi için. Üçüncü olarak AMOLED ekranlı telefonlarda duvar kağıdında çok renkli görsellerden kaçının. AMOLED ekranlarının bir avantajı da her piksel kendi başına ayrı yanabildiği için siyah bol olan bir duvar kağıdı kullanırsanız kullanılmayan pikseller kapatılacağı için ekranınız çok daha az enerji harcayacaktır. AMOLED ekranlara özel duvar kağıtları bulunuyor. En azından onları tercih ederseniz bunun büyük bir katkısı olacaktır. Kullandığınız telefonda eğer karanlık mod özelliği varsa yine AMOLED ekranlı cihazlarda çok büyük faydası olacaktır. Bir de tabii ki hareketli duvar kağıtlarında pili büyük oranda harcadığını anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Dördüncü ve önemli olanlardan biri de uygulamaların arka planda yenilenmesini kapatmak. Bu özellik açık oldukça uygulamalar kapalıyken bile arka planda data harcayabilir ve uygulama datasını güncel tutmak için yenileme yaptığı için de pilinizi harcayabilir. Bu özelliği kapatmak için Android'de uygulamalar menüsüne girip buradan da bu özelliği kapatmak istediğiniz uygulamanın içine girip veri kullanımı altında arka plan verisi kısmını kapatabilirsiniz. iOS için de bunu yapmak isterseniz ayarlar içerisinden genel ayarları girip oradan da arka planda uygulama yenileme kısmına girdiğinizde hangi uygulamayı kapatmak istiyorsanız bulup oradan kapatabilirsiniz. Bir de buna ek olarak bildirimlerde ciddi oranda telefonunuzun pil kaybetmesine neden olur. Özellikle telefonunuzda çok fazla sayıda uygulama varsa bu uygulamalar içerisinden ihtiyacınız olmayanların bildirimlerini kapatmanız çok iyi olacaktır. Çünkü hem arka planda yenileme hem de bu kadar uygulamadan bildirim alırsanız telefonu ciddi oranda pilini götürecektir. O yüzden bu uygulamalar içerisinden kritik olanların bildirimlerini açık bırakıp geri kalanını kapatın. Bunun nasıl yapıldığını bilmeyenler için de Android için ayarlar menüsünden uygulamalar menüsüne, oradan da bir uygulamanın içine girdiğinizde bildirim kısmına geliyorsunuz. Burada uygulamanın kendi özelliğine göre ek bildirim ayarları olabilir. Buradan ya istediğiniz bildirim ayarını yapabilir ya da dediğim gibi direkt o uygulamadan bildirim almamak için komple kapatabilirsiniz. Aynı işlemi iOS için yapmak için de ayarlar menüsünden bildirimler kısmına girip bildirim almayı kapatmak istediğiniz uygulamanın içine girip buradan kolayca kapatabilirsiniz. Bir diğer tavsiyem, kullanmadığınız zamanlar Bluetooth, NFC ve Wi-Fi gibi özellikleri kapatın. Bluetooth ve Wi-Fi açık olduğu sürece sürekli olarak bir bağlantı arayacağından dolayı telefonunuzun pilini götürecektir. Bunu Android'de bildirim panelinde bulunan hızlı başlatma kısa yollarından seçerek kapatabilirsiniz. iOS için de bunu denetim merkezinden yapabilseniz de oradan kapattığınızda tam olarak değil, sadece belli bir süreliğine kapatıyor. Bunu tamamen istediğiniz süre boyunca kapatmak için ayarlar içerisinden girip manuel olarak kapatmanız gerekiyor. Bir de aklınızda olsun, telefonunuz ile sürekli olarak az çeken yerlerde bulunursanız telefonunuz çok daha fazla pil harcayacaktır. Şebeke ile sürekli olarak servisi güçlendirmek için bağ kurmaya çalışması pilinizi ciddi oranda götürür. Bundan dolayı yapabileceğiniz en basit şey, eğer telefon hiç çekmiyorsa ve bulunduğunuz yerden çıkana kadar da düzelmeyeceğini biliyorsanız telefonu direkt uçak moduna alabilirsiniz. Bir de uçak modu demişken de telefonu daha hızlı şarj etmek için telefonu uçak moduna alıp şarj ederseniz daha hızlı olacaktır. Şimdi bir diğer tüyo da akıllı asistanlar. Telefonunuzda bulunan akıllı asistanı eğer çok sık kullanmıyorsanız ve hatta direkt sizin sesiniz ile çalışsın gibi bir ihtiyacınız da yoksa bu asistanların ses dinleme özelliğini kapatmanız faydalı olacaktır.
Hem bu sayede gereksiz açılmaları ve telefonu sürekli olarak o komutu dinlemek için pil harcamasının da önüne geçecektir. Bunu Google Asistan için Android'de yapmak isterseniz, her ne kadar şimdilik Google Asistan ses tanımlaması her telefonda çalışmasa da, ileride bunu kapatmak isteyenler için ayarlardan Google'a, oradan arama asistan ve ses, oradan Google Asistan ve oradan da asistan tabını seçip aşağıda asistan cihazlarından telefonu seçiyorsunuz. Burada da Voice Match kısmının erişimini kapatırsanız bu özellik kapanmış oluyor. Ya da eğer asistanı kullanmak istemiyorsanız da komple kapatmak isterseniz yine bunu buradan yapabiliyorsunuz. iOS için de Hey Siri lafı ile açılmaması için ayarlar kısmında Siri ve arama özelliğine gelip Hey Siri'yi dinle özelliğini kapatırsanız artık telefon sürekli olarak sizi dinlemeyeceği için pil konusunda daha verimli olacaktır. Hangi telefon? Hangi telefon? Oyun oynarken pil tasarrufu için eğer Wi-Fi ağına bağlıysanız mobil ağını kapatabilirsiniz. Ya da eğer bir telefon beklemiyorsanız direkt uçak modunu alıp Wi-Fi ile oynarsanız gereksiz yere ekstradan telefonun şebeke ile iletişiminden kaynaklı pil kaybının önüne geçebilirsiniz. Telefonların daha performanslı olması ve arka planda bir takım uygulamaların da kalmaması için telefonları belli aralıklarda komple kapatıp açmak iyi olacaktır. Bazı telefonlarda bunu otomatik yapma özelliği olsa da olmayan cihazlarda manuel olarak bu işlemi yapmaları çok faydalı olacaktır. Son olarak da konum erişimi özelliğini cihazınızda sürekli açık olarak bırakmak yerine gerekli olmayan uygulamalarda bunu kapatabilir. Android'de bu ayarı yapmak için ayarlar kısmından güvenlik kısmına gitmeniz gerekiyor. Buradan da kapatmak istediğiniz uygulamaları kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde iOS için de ayarlarda gizlilik altında konum servisleri içerisinden komple kapatabilirsiniz. Ya da sadece siz uygulamaları kullandığınızda konuma erişmesine izin verebilir ya da tamamen bu özelliği uygulamalar içerisinden kapatabilirsiniz. Video genelinde bahsettiklerimin hepsini tabii ki birçoğunuz uygulamak istemeyebilir. Ama içerisinde sürekli olarak kullanabileceğiniz birkaç maddeyi uygulasanız bile pil performansında ciddi bir artış olacaktır. Bir de tabii ki her cihazda bulunan güç tasarruf modları da acil durumlar için birebir. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Sizlerin bu saydıklarım dışında kendi uyguladığınız bir takım tüyolar varsa bunları benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Şimdilik haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.